İyi günler. Bu videomuzda satın alacağınız ev ya da arazinin parsel bilgilerini nasıl bulabiliriz? Bu bilgilerden tapu bilgisine nasıl ulaşabiliriz? Bunları göstermeye çalışacağım. Ada parsel bilgileri bizim için neden önemli? Çünkü alacağımız bir dairenin ileride yıkılıp yapıldığı zaman işte kaç kata kadar imar verildiğini, kaç metrekarelik bir inşaat alanı yapılabileceği bilgisini ada parsel bilgileri olmadan sorgulayabilmemiz, öğrenebilmemiz mümkün değil. Yani belediyenin imar bölümlerine de gittiğimiz zaman bu bilgilere kesinlikle ihtiyacımız olacak. O nedenle ileriye dönük yatırım yapacağınızda ada parsel bilgilerini, imar durumunu sorgulayıp iyi bir şekilde öğrenmemiz, doğru bir yatırım yapıp yapmadığımızı anlayabilmek için bu bilgiler gerçekten çok önemli. Farz edelim ki ilan sitelerinden birisinden bir emlak buldunuz, bir bina. Mesela şuradan bir arama yapalım. Hemen konut diyelim, satılık diyelim. Daha sonra da adresten de İstanbul Anadolu ilçe Kadıköy seçelim. Mahalleye de Rasimpaşa diyelim. Buradaki ilanlardan sıradan bir ilan bulacağım şimdi. Mesela şu ilana bakalım. Şimdi bu evin ada parsel bilgilerine nasıl ulaşabiliriz diye baktığımızda ilk önce sokak görünümüne girelim. Sokak görünümünden binayı bulabilecek miyiz bir bakalım önce. Dışarıdan bir fotoğrafını gördük orada. Şöyle baktığımızda evet, ilandaki fotoğrafın aynısını sokak görünümünden bulduk. Bunun yaklaşık olarak neredeymiş? Bu Ali Kalfa Sokak'ta. Sokağın başına doğru gittiğimizde yani 1, 2, 3. apartman. Bu bilgiyi buradan hemen ilandan yola çıkarak bulduk. Şimdi bunun ada parsel bilgilerini nereden sorgulayacağız? Hemen Google'a parsel sorgulama dediğimizde bakın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün TKGM sayfasına giriyoruz. parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden şimdi buranın nerede olduğunu bulacağız. Hangi sokakta olduğunu ilandan bulmuştuk. Ali Kalfa Sokak. Şimdi bu programa geldiğimiz zaman şurada ada parselini bilseydik buraya direkt yazıp nerede olduğunu, konumunu direkt bulabilecektik. Fakat biz bunun ada parselini bilmediğimiz için şuradan diğer kısmından adrese girdim. Ali Kalfa Sokak Kadıköy yazdım. Ve burada çıkan sonuçlardan tıkladım. Bakın burayı Ali Kalfa Sokağı şurada buldu bize. Ali Kalfa Sokak'ta neydi? Üçüncü apartmandı. 1, 2, 3. Yani parselimiz şurada. Bunu parsel bilgilerini öğrenmek için şuradaki i ikonuna tıklıyoruz. Daha sonra buranın üzerine gelip tıkladığımızda direkt size parseli gösteriyor. Parsel sınırlarımız bu. 223'e 23. Üstüne bastığımda parsel numarasının tapu alanının 507 metrekare olduğunu, işte il, ilçesi, mahallesi, ada parsel numarası, niteliği arsa, ve şu an üzerinde bulunan apartmanda kat irtifaklı tapuya sahip olduğunda buradan rahatlıkla ulaşabiliyoruz. İkinci bir konu da arsa alırken ne yapacağız? Onun için de şuradan bir arsa tıklayalım. Yine bir sahibinden koma girelim. Şurada standart. Bir tane daha açayım. Evet, buradan arsa, satılık, ile yine İstanbul Anadolu diyelim. İlçeye de, ilçe girmeyelim. Böyle bir arama yapalım. Buradan, mesela Tuzla Aydın'la şu ilana tıklayalım. Burada da yine bakın, ada parsel bilgilerini vermiş bize. Bu ilanı teyit etmek için tekrar bu ada parseli girerek bakalım ilan gerçekten doğru mu?
Hemen TKGM'ye geldim tekrar. Şuradan başka bir sayfa açtım. Buradan ilimizi seçelim. Bu sefer ilimizi ve ilçemizi biliyoruz. Buradan Tuzla. Buradan Aydın dedik. Ada parselimize bir daha bakalım. 111 ada 10 parsel. Şuradan 111 ada 10 parsele tıkladığımda direkt parselin bulunduğu alanı gösterdi bize bakın. Uydu fotoğrafı üzerinde. Yani baktığımız parselin nerede olduğunu net olarak buradan görebilirsin. Parsel numarasına tıkladığımda parsel bilgilerimiz geldi. 168,46 metrekarelik bir arsa burası. Bakalım. Evet, gerçekten de 168 metrekarelik bir arsamız var. Burası ticari imarlı olduğu söyleniyor ilanda. Buradan teyit etmiş olduk. Yani ada parselin nerede olduğunu ya da bilmediğimiz bir ada parseli işte harita üzerinde tekrar ada parsel bilgilerine taşınmazın bir daire alacaksak bunu da harita üzerinde rahatlıkla bulabildik. Buradan parsel kaç metrekare bunları bulduk. Niteliğini bulduk, arsa olduğunu yani imarlı olduğunu belirtiyor burası. Şu an üzerindeki binanın kat irtifakta olduğunu gördük. Ev almadan önce bunları sorgulamakta büyük fayda var. Şayet ilandaki fotoğraflardan nerede olduğunu bulamıyorsanız da gidip gördüyseniz net olarak yerini biliyorsunuz. Gelip harita üzerinden de direkt olarak o sokağa girip tekrar uydu fotoğrafı üzerinden seçip ada parsel bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ev almadan önce kesinlikle konumunu, ada parselini inceleyin. Özellikle şuradaki niteliği bizim için çok önemli. Burası tarlaysa şayet, burası imar değildir. Bahçe ise, meraysa bu tür yerler kesinlikle alınmaz. Yani eğer bir yapı yapacaksanız ya da bir daire satın alıyorsanız burada niteliğinde kesinlikle arsa yazması lazım. Kat irtifak yapılan ya da yapılacak olan binalara verilen tapu tipidir. Kat mülkiyeti olması da avantaj sağlar. Yani kat mülkiyeti ruhsatı alınmış ve tamamlanmış bir binanın tamamen ruhsatı alınmış şekliyle tamamlandığını, imar kurallarına uygun tamamlandığını ifade eder. Kat irtifakıyla başlar inşaat. Fakat en son bittikten sonra iskan alınacağı zaman kat mülkiyetine dönüştürülmesi gerekir. Kat irtifakının kalmasının sebebi birçok sebebi olabilir. Ya ruhsatı alınmış inşaatın, projenin ruhsatı alınmış şekliyle tamamlanmadığını ya da son işlemi olan belediyeye yatırılacak işte o bunların masraflarının yatırılarak en son kat mülkiyetine dönüştürülmediği de olabilir. O çok önemli değil. Kat ittifakına da şu an kredi veriliyor. Kat mülkiyeti gibi. Bu tür kıstaslara dikkat etmekte fayda var. Mesela özellikle şu parsel dikkatimi çekti. Binamız buradaydı fakat burada iki tane daha yapı gözüküyor aynı parselin içinde. Acaba bunlar kömürlük mü yoksa başka bir bina daha mı var? Bunun da araştırılmasında fayda var. Mesela bu daire için konuşuyorum sadece. Buradan da uydu fotoğrafı üzerinden birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Hatta bu program sayesinde mesela burası denize kaç metre uzaklıkta? Ölçüm de yapabilirsiniz. Bakın burada ölçüm yapacağınız alan hesabı mesafe. Biz mesafeyi ölçeceğiz. Mesela şuradan kuş uçuşu rıhtıma olan uzaklığı 740 metre olduğunu görüyoruz. Bir de alanı hesaplayalım. Mesela sadece binanın oturduğu alanı hesaplamak istiyoruz diyelim. Alana tıklıyoruz. Başlat diyorum. Mesela binamızın köşesi burada. Diğer köşesi burada. Binamızın taban alanında yaklaşık 220 metrekarelik bir alana oturmuş. Bunu da buradan ölçebiliyoruz. Birçok bilgiye bu şekilde sahip olabiliyoruz. Fakat almadan önce bir de binaların imar durumunun sorgulanması gerekiyor. Bu sorguyu da ilgili belediyelerden yapılması lazım. Bunun da nasıl yapıldığını bir sonraki videoda detaylı olarak sizlere açıklayacağım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.